Evet, sevgili seyirciler, tabiatıyla programın ikinci bölümü başlayacak. Ben de şu mikrofonumu sağlıklı takabilirsem, hemen taktım. Arkadaşların işini aksatmayalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi, evet. Sevgili seyirciler, Herpalis İbrahim Gökçek'le olan programımız ve sohbetimiz kaldığı yerden az önce söylediğim gibi devam ediyor, devam edecek. Şimdi... Yine sıkıntılardan biri de zayıflama, kilo alma, kilo verme. Ama siz özellikle zayıflama ile ilgili bir takım çalışmalarınız var. Onu bir anlatın. Kişi kimyasal ilaç kullanmışsa, antihistaminik, kortizonlu ilaçlar, antidepresan, vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Artık zayıflayamıyor. Kimyasal ilaç kullanan kişi zayıflayamıyor. Bu nedenle ilaç kullanmayı bırakmak gerekir. Ve... Sadece ilaç değil, abur cubur yediğimiz her şeyde N5'e, mısır nişastalı şurup var. Mısırdan elde edilen şurup, N5'e, mısır şurubu var. Çikolata, jelibon, kek, sağlıklı beslenmek gerekir. Çocukları, insan, yeni yetişen nesillere dikkat etmek gerekir. Bir de hazır çorbalar, çok reklamı yapılan televizyonlarda hazır çorbalarda Çin tuzu var. Çin tuzu monosodyum glutamat. Çöpe atılacak yemeğe Çin tuzu serpin. Çok büyük bir lezzet verir insana. Öyle mi? Haz verir. Onu yersiniz. Aa, ne kadar leziz diye yersiniz. Ama o monosodyum glutamat beyindeki nöronlara, sinirlere, hücrelerini öldürür. Kişi sürekli Çin tuzu içeren besinlerle beslense beynindeki sinirler ölür, beyni sünger gibi boşalır. Hani depresyon, Huntington, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklar tetikler. Biz Türk milleti olarak maalesef bilinçli değiliz. Özellikle beslenme konusunda hiç bilinçli değiliz. Hiç. İyi akşamlar. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Varsa sorunuzu alalım. Hocam benim doktora gidiyorum. Hortum attılar. Benim midem kayık. Yani ben çok rahatsızım. Ne yapmam lazım? Mide için biraz önce bahsetmiştim bu tonik. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Ama sadece evet. Lahana evde olmaz. Kişi evde lahanaya çıkarsa birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Guatra sebep olur. Biz bunun yan etkisini giderdik. İsterse evet. 30 yıllık gastrit olsun. Tonik kullandığı zaman eğer tansiyonu varsa iksir de kullanması gerekir. Hı hı. Kolesterolü varsa. Dinliyor musunuz? İksir. Evet. İksir, tonik, tansiyonu, kolesterolü varsa alış forte de kullanmak gerekir. Bunları kullandığı zaman bir ay, bir buçuk ayda problem kalmaz. Fakat kişi ağır kimyasal ilaçlar kullanmışsa o zaman bağırsaklarına mantar gelir. Yani midedeki gastrit, ülser, reflü için kullanılan kimyasal ilaçlar çok daha ağır hastalıkları tetikler. Bunların başında da bağırsaklara mantar yerleşir. Beyefendinin elindeki bu ilacı 0212 621 2165 ya da 60 Altınoğlu telefonu arıyorsunuz, itibata geçiyorsunuz, oradan talep ediyorsunuz. İnternetten de bitkiseltedavi.com. Bitkiseltedavi.com'dan takip ediyorsunuz. Evet. Hocam şöyle diyeyim, hortum attılar, sol tarafımda bir mide. Alo. Evet. Problem değil. İşte mideyle ilgili söyledi kullanacak olduğunuz şeyi. Siz o ekranın altındaki o telefonlardan iletişime geçin ve bilgi alın. Oldu. Peki. Sağ ol. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi bu gördüğünüz bitki Mahonia aquifolium. Oregon üzümü de denir. Hı hı. Üzüm değil ama bu. Bizdeki ormanda da yetişen karamuğa benzer. Hı hı. Karamuk. Meyvesi yenebilir ama tadı güzel değil. Bunun etkili olan kısmı kökünün kabuğu %7 ile 16 oranında alkaloid içerir. Dalının kabuğu %5 oranında alkaloid içerir. Yani dalı da etkili fakat daha etkili olan kökünün kabuğu. Bu Mahonia aquifolium ne işe yarar? Sedef hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Sedefe geçelim. Sedef hastalığıyla ilgili. Evet. Sedefe karşı. İtalyan asıllı Doktor Timoncini yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin sebebinin
bağırsaklarındaki mantarı olduğunu belgelemiştir. Bugüne kadar ne deniyordu? Efendim, keratin denen bir protein yetersizliği var. Bu protein yetersizliği de hücre gelişimi sırasında hücre oluşmuyor, işte sedef oluyor diyorlardı. Bunu çürüttü. Doktor Simoncini 100 yıldır söylenen sözlerin, hipotezlerin, teorilerin asılsız olduğunu belgeledi. Sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantar olduğunu belgeledi. Ekzemanın da sebebi mantar. Seborik eksemin, yani alerjik eksemanın sebebi ise bağırsaklardaki mantarlar, aynı zamanda midedeki bakteri de sebep olabilir. O biraz farklı. Histamin kortizol dengesinin bozulmasına kaynaklanır. Şimdi sedefe karşı dünyada en etkili olan bu mahonyanın birleşimindeki alkaloidlerden biz çok özel bir kapsül ürettik. Mahonya Forte. Mahonya Forte sedefe karşı çok çok etkili. Fakat vücudu arıtmak, temizlemek için iksir ve jel de kullanmak gerekir. Bunları kullandığı zaman kişi kısa sürede iyileşir. Sedefle ilgili durum bu. Evet. Peki hocam, kulak çınlaması ile ilgili sıklıkla bize de gelir giderler. Ya televizyon programlarına işte çıkan arkadaşlara bunu hatırlatın diye. Kulak çınlaması... Sebebi ne her şeyden önce? Kulak çınlamasının sebebi ne olur? Ha, kulak çınlamasının birçok sebebi var. Şimdi mesela meslek icabı. Asker ve polis silahlı eğitim görüyor, atışta. Bu çok büyük gürültünün sonucu ne olur? Kulağının içerisinde, iç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysüz hücreler deforme oluyor. Ses dalgasını kulak zarı örs çekiç üzengiyle salyangozda içerisindeki tüysüz hücreler bunu algılar, beyni iletir ve böylece sesin anlamını çözer beynimiz. Eğer kişinin mesleği çok gürültülü bir ortamsa bu da kulak çınlamasına sebep olur. Veya yüksek tansiyon, düşük tansiyon da aynı şekilde orta kulak iltihaplanması olmuşsa buradaki iltihap zamanla salyangozu sıkıştırır, bu da kulak çınlamasına sebep olur. Yani birçok faktör kulak çınlamasını tetikler. Siz bu ginkgoyla ilgili, bunu ginkgonun birleşiminde ginkoloid denen etken bir madde var. Buna ginkgoya mabet ağacı da denir. Vatanı Japonya. Japonya, Amerikalılar ilk defa atom, İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası attıklarında bütün hayvanları, insanları Hiroşima'da yok ediyorlar. Bir sene sonra ginkgo tekrar çiçek açıyor, meyve veriyor. Hiçbir bitki, hiçbir hayvan, hiçbir insan... 7 yıl olmadı bitki, çıkmadı ama ha, bu... Bir yıl sonra tekrar canlanmıştır. Birleşiminde ginkgoloid yaprağının çayını içse insan yeterli değil. Neden? Çünkü %0,5 bir kişi her gün ginkgo yaprağının çayını içse 5 yıl 10 yıl yine faydası çok az olur. Bu nedenle ekstraktını kullanmak gerekir. Biz bunu ekstraktından çok özel bir ürün ettik. Ginkgo Forte. Kulak çınlamasına karşı etkili bir. İki, beyne kan akışını artırır. Yani erken bunama, Alzheimer dediğimiz erken bunama ve demansa karşı etkili. Gözü besleyici, yani beyne kan akışını artırdığı için, artı bazı insanlarda yürürken ayakları böyle çeker, damarlar çeker. Damarlar sertleşir. Geriden bakan kişi aksiyerek yürüdüğü için buna vitrin hastalığı da denir. Zanneder ki bazıları, adamda vitrin hastalığı var kişide, vitrinlere bakmadan bilemiyor zannederler. Oysa o vitrine bakmıyor. Ayağındaki damar çektiği için aksiyerek yürüyor, bazen böyle dönüyor bu icabında. Çekiyor damar, vitrin hastalığı denir buna. Peki hocam. Buna karşı da etkili. Anladım. Uykusuzluk, stres, yorgunluk, gerginlik, özellikle uykusuzluk ve strese karşı, çünkü bu toplumu tehdit eden çok önemli rahatsızlıklardan, sıkıntılardan biri. Uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma gibi rahatsızlıklar, tabii ki insan uykusunu alamıyor. Alamazsa bir gün sonra işe gittiğinde verimli olamıyor. Ve çalıştığı zaman diğer insanlarla problem yaşıyor. İstanbul gibi büyük huzurlu uyuyamazsınız. Özellikle de merkezde, Fatih gibi bir semtte yaşıyorsanız gece yarısı vatandaş
sırf hava atmak için çevresindeki insanlara, dostlarına, komşularına, böyle maganda türü insanlar motosiklete biniyor. Saat 1'de 2'de çok büyük gürültü yaparak egzozunu çıkartıyor bazıları. Ekstra gürültü yapsın diye. Çok tuhaf insanlar var. Yani telefon ediyorsun, şikayetçi oluyorsun. Bir gün sonra yine yapıyor. İnsanlar uyuyamıyor. Yaşlı var mı, çocuk var mı, uyuyan insan var mı? İşe gidecek var mı? Düşünmüyor. Böyle bu tür insanlar Allah yardım etsin. Yani biraz akıldan noksan galiba. Yani Almanya'da bunu yapan kişiye cezası var. Kaç bin lira? 1500 euro öder. Bir daha da yapabilir mi? Tabii 500 euro öderse yapamazsınız bir daha. Saat 10'dan sonra gürültü yapamazsın. Ama Türkiye'de saat yok ki. İstediği zaman gürültü yapıyor. Yani böyle bir kanun yok, düzen yok. Texas'ta yaşıyoruz biz maalesef. Kedi otu birleşimindeki etken maddeler kişiye rahatlatır. İç huzursuzluk, korku, panik, uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma, uykuya dalamama gibi rahatsızlıkları olan insanlar için çok çok etkili. Yani bunu düzenli olarak kullansa hiçbir yan etkisi yok. Kimyasal madde yok. Kedi otunun çayını yapsa da iyi gelir. Fakat çok kötü kokar kedi otunun kökü. Aha. O kokuya tahammül edemezsiniz. Yani kötü bir kokusu var. Fakat ekstraktının hiçbir kokusu yok. Tadı güzel, içimi güzel. Yan etkisi yok. Kedi otu, uyuyamama, uyku dalamama, pasiflora forte, o da aynı şekilde uyuyamama, uykuya dalamama, sinirsel nedenlerle mide ağrıları, sinirsel nedenlerle baş ağrısı, sinirsel nedenlerle kalp ağrılarına da etkili. Fakat bazı insanlarda da depresif rahatsızlıklar var. Depresyon. Ailevi problemlerden veya başka nedenlerden mesela. Üzüntü, sıkıntı veya aşık olur kişi, aşık olduğuna şahsa ulaşamaz, yetişemez, ulaşamaz. Problem devamlı döner, döner, içinde büyür, büyür. İntihara bile teşebbüs edebilir kişi. Peki hocam. Bu tür rahatsızlığı olanlar için de sarı kantaron forte. Mesela programa çıkan kişi. O içine kapanık yaşayan. İçine kapanık. Üzüntüsünden dolayı bu üzüntüyü kimseyle paylaşamayanlar için. Sarı kantaron forte. Şimdi bizim bir dostumuz var. Sunucu televizyonda, bir televizyon programında. Programa çıkmadan önce geriliyor böyle. Herkese fırça atıyor orada çalışanlara, kameramanlara, yöneticilere bağırıyor, çağırıyor. Ne oluyor dedim. Ya hiç sorma, çok gerginim, çok gerginim. Niye geriliyor dedim. Bilmiyorum, stres altında. Yani reyting düşecek, reyting çıkacak. Hep o program şu olacak, program böyle olacak. Kafasına takıyor. Sakin oldum. Sarı kantaron forte. Kullan, hiçbir rahatsızlığın kalmaz. Kuzu gibi çık programı yap. Tamam dedi. Sarı kantoronu verdim. Aradan bir hafta geçti. Bir hafta sonra tekrar televizyon programına gittim. Ya abi Allah senden razı olsun dedi. Ne oldu dedim. Şimdi beni dövseler bile, yumruklasalar bile diyor. Teşekkür ediyorum. Hiçbir şey diyor. Sakinim, sessizim. Sabah erkenden çıkıyor. İşine gidiyor. Program, program, program. Gece yani akşam geç vakitlere kadar 7-8 program koşturuyor. Yorulmuyor. İbrahim Bey, mesela burada bitki takviyeleri var, karışımlar var, ilaç diyelim, ilaçlar var. Bu ilaçlara, bu bitki takviyelerine ait bitkiler tümü Türkiye'de mi yoksa sizin dışarıdan bazı özel bitki takviyeleri için, bazı özel karışımlar için getirdiğiniz ilaçlar var, getirdiğiniz bitkiler var mı daha doğrusu? Tabii. Mesela kuş konmazının vatanı Türkiye. Ama Türkiye'de bilinmiyor, bulunmuyor. Vatanı Türkiye olan bitki. Ha, vatanı Türkiye olmasına rağmen Türkiye'de yok. Avrupa'da, ya Çin'de, başka ülkelerde bunun kökü, sürgünleri olur. Kökünün 30 santim uzunluğunda, parmak şeklinde veya havuç şeklinde çorbası yapılır, yemeğe yapılır, çok leziz. Zayıflatır. Bunun bu, gelmişken konuya onu söyleyeyim. Bunun birleşiminde asparagin denen bir madde var. Antikanserojen etkiye sahip. Kansere karşı etkili. Klinik araştırması yapılmıştır. Bir, iki, Almanlar bunun hapını yaptılar. Zayıflatıcı özelliği sahip. Şimdi piyasada birçok zayıflatıcı ürün var.
Bu zayıflatıcı ürünlerin içerisinde bazılarının yan tesiri var. Kolatra sebep olur. Hormonları bozar. Zayıflıyorum diyorken vitamin, mineral, enzim kaybına sebep olur. Bunun hiçbir yan tesiri yok. Artı bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücü özelliklere sahip. Yani vatanı, memleketi bu bitkinin Türkiye olmasına rağmen zaman zaman dışarıdan mı getirtiyoruz? Biz bunun ekstraktını yurt dışından getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde kuş konmaz, bunun adı kuş konmaz. Hı-hı. Kuş konmaz forte diye zayıflatıcı bir ürün piyasaya süreceğiz. Hı-hı. Şimdi aloe vera jel de tonik de zayıflatır. Fakat bunun özelliği farklı. Çok çok mükemmel, çok kısa sürede zayıflatır. Peki hocam şurada iki ilaç var, şey iki bitki var, onlar ya da çiçek mi diyelim onlara? Onların özelliğini? Onların özelliğini kalkmam lazım. Evet. Şimdi bu, bismillah, ulaşabildik. Bu aloe vera. Aloe vera'nın 400 çeşidi var. Aloe vera barbadensis denir buna. Hı hı. Bunun şu yaprağının şöyle kopardığınızda sümüksü, süngerimsi, jel gibi bir sıvı. Öyle kopmadı, görüyor musun? Bunun birleşiminde 12 çeşit enzim, yani pankreasın salgılanmış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzim içerir. Enzim 15 çeşit vitamin, 12 çeşit amino asit, pardon 20 çeşit amino asit içerir. Bu mantara karşı, bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırması var. Mantara karşı biz bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra aloe vera jel diye bir ürün ürettik. Aloe vera jel bağırsaktaki mantarı yok eder. Bağırsaktaki mantarı yok ederseniz her türlü polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem. Yani alerjik hastalıkları yok edersiniz bir, deri hastalıklarını iki, bağırsak rahatsızlarını tedavi edersiniz aloe vera ile. Sadece Amerika'da değil, Alman Sağlık Bakanlığı aloe vera ile ilgili uzun 2,5 yıl süren bir çalışma yaptı. 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma. Hı hı. 2,5 milyon aloe vera kullanan insana birebir soruldu. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Ve şeker hastalığına karşı etkili, deri hastalığına karşı etkili olduğu insanlar söylediler. Peki yeri gelmişken şeker hastalığı ile ilgili bir karışım var mı hocam? Evet. O da çok önemli bir hastalık. Evet. Ve toplumu tehdit eden problemlerden biri. Keçi sedefi forte var. Şurada. Keçi sedefi yonca gibi bir bitki. Hı hı. Vatanı Türkiye. Türkiye'de kimse tanımaz. Yetiştirilmek gerekir ekstra. Bunun ekstraktını biz yurt dışından getiriyoruz. Maalesef. Her tarafta yetişebilir. Özellikle de bu yörenin, Marmara'nın bu yörenin iklimi çok uygundur buna. Bunun birleşimindeki etken madde guanidin. Guanidin bitkisel insülin diyebiliriz. Ne işe yarıyor? Pankreası güçlendiriyor. Pankreasın tekrar yeniden kaliteli insülin salgılamasını sağlıyor. Mesela bir çocuk bize getirdiler. Aşırı ilaç kullanmış. Ağrı kesiciler, antibiyotikler vesaire. Aniden pankreas iflas etti demiş doktoru. Ne olacak? İnsülin vurulacak. Ömür boyu. Peki, ben dedim bakacağız. Acele yok. Bana bir süre tanıyın. 6 hafta deneyelim. İksir aloe vera jel. Keçi sedef forte, sinir lot forte. Keçi sedefi, sinir lot forte. İksir jel. Bu ürünleri kullandı 6 hafta. Sonra tekrar geldiler. Hamdolsun dediler. İnsülin kullanmaya gerek kalmadı. 6 hafta içerisinde. Tip 1 demişti doktoru. Yani tip 1 ömür boyu insülin bağımlılığı. Peki hocam, programı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bütün bu saydıklarınız, siz iddia ediyorsunuz ta öteden beriye, uzun yıllardan beri de çalışmalarınız var. Şifa doğada diyorsunuz, şifa bitkide diyorsunuz. Kullanılan tabletler ya da kapsüllerin büyük bir bölümü kimyasalları içerdiği için artık gelişmiş ülkelerde alternatif tıp dediğimiz bu bitki dünyasına yöneliş var. Tedaviyi de hekimler başta olmak üzere çoğunlukla buralarda evet.
arıyorlar diye iddianız var ve bu doğrultuda da yaptığınız çalışmalar var. Karışımlar var, bitki takviyeleri, işte 1,5 saatlik program süresince hangi takviyeler, hangi hastalıklara iyi gelir, onların klinik deneylerini de ispatlayarak, yedileri de göstererek aktarmaya çalışıyorsunuz. Tabii zaman zaman bizim televizyonu da arıyorlar. Ya siz iyi güzel anlatıyorsunuz da biz iletişim kurmakta, bunu talep etmekte zorlanıyoruz. Herhangi bir şikayetle ilgili size nasıl ulaşacaklar? Ne üzerinden bunları talep edecekler? Onunla ilgili net somut bilgileri verin. Programı kapatalım. Bizim sitemiz çok. 60-70 tane sitemiz var. Gökçekiksir.com, Gökçekdiyet.com, Gökçektentir.com, Bitkiseltedavi.com, Doğaltedavi.net. Ya, bir defa internet üzerinden ulaşacaklar. Bu saydığınız siteler üzerinden. Evet, doğru mu? Bitkiseltedavi.com dedim, yeterli. Şeyden ulaşacaklar, telefondan ulaşacaklar. Evet. Yurt çapında televizyon programlarını zaten geçmişte yapmışsınız, evet. Yapmaya devam ediyorsunuz, evet. Sakarya'da olmak üzere. Buralardan ulaşacaklar. Evet. Peki bu ilaçları kullananlar beklenmedik bir etki gördüklerinde nereye başvuracaklar? Böyle bir şikayet aldınız mı bugüne kadar? Bir etki şimdiye kadar almadık. Sadece şöyle bir durum var, olumsuz bir... Olumsuz değil de o şimdi mesela bazı insanlar büroda çalışıyor. İksirde hafif bir sarımsak kokusu var. Anladım. Ya diyorlar ki ya sarımsaksız olmaz mı? Bir bu problem var. Başka bunun haricinde buradaki ürünlerin hiçbirinin yan etkisi sağlığı yok. Sağlığı tehdit edecek bir şey yok. Bugüne hayır, kadar bir şey kimyasal, yaşanmadı. Hayır, kimyasal bir... O toplumsal şimdi bir sorun. Benim burada mesela huş yaprağı. Bu yeni bir ürün. Huş. Böyle huş yaprağı, huş demesinin sebebi şu. Huş ağacının yaprağından ezilir. Hışır hışır içine yukarıdan aşağı doğru su çekildiği için huş denir ağaca. Huş ağacı. Kronik böbrek yetmezliğine karşı, bunun yaprağının birleşimindeki etken madde ispat edilmiştir. Bir. Bunun birleşimindeki betulin denen bir madde antikanserojen. Belge var, bilgi var. Antikanserojen. İki, romatizmaya karşı etkisi ispat edilmiştir. Huş ağacının. İsteyenler doğaltedavi.net'e bakabilirler. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Huş, böbrek yetmezliği rahatsızlığına karşı huş forte, huş yaprağının ekstraktı artı altınbaşak otu ekstraktı, ayı üzümü ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, ayrı kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Özel bir karışım. Mesela bir hanımefendi 68 yaşında. Safra kesesinden ameliyat olmuş. İstanbul, Samatya'da. Ne olmuş? Kanda dolaşan pıhtı böbrekleri tıkamış. Nefronlar tıkanmış. Aniden idrar çıkışı sıfır. Doktorlara demiş, hemen diyalize gireceksin. Kadıncağız yok. Yarıza girmem, girerdin girmezdin. Ama yavaş yavaş da ödem vücudu şişiyor. Karnından sıvı almışlar. İnternetten araştırmışlar. Geldiler bana dediler ki ne yapacağız? İksir, aloe vera jel, böbrek ve mesane çayı, enfeksiyon çayı. Tamam dediler, aldılar. İki gün sonra aradılar beni, dediler ki aldık ama kullanamadık. Neden? Korkuyoruz. Dedim ki evinizde limon var mı? Var. Sirke var mı? Var. Sarımsak var mı? Var. Baharat var mı? Biberiye var mı? Kimyon var mı vesaire? Var. Bu da bu. Değişim bir şey yok. Saklı, gizli bir şey yok. Tehlikeli bir şey yok. Niye kullanmıyorsunuz? Tamam kullanalım öyleyse. Kullandılar. İki gün sonra idrarı çıkmaya başladı bayan. İki gün. Yani eğer ki bizim ürünü kullanmasaydı bugün o hayatı boyunca diyalize girecekti. Sonra da böbrekleri iflas edip böbrek nakline gidecekti. Ne oldu? Üç ay sonra 180 kiloya çıkmıştı ödemden dolayı. 68 kilo gelen bir bayan 130 kilo. 3 ay içerisinde tekrar 68 kiloya düştü. Ben onların toplantısına katıldım. Beni çağırdılar, gittim. Allah senden razı olsun evladım dedi. Hep sana dua ediyorum. 5 vakit namazımda. Elinde bastonla geziyor şimdi. Eğer ki bunları kullanmasaydı ne olacaktı? Ömür boyu diyaliz, sonra böbrek nakli. Evet, siz bu bitki takviyelerinin arkasındasınız, iddialısınız. Her bitkiyi
doğru yerde, doğru zamanda huş böbrek iltihaplanması. Huşun içerisinde altın başak otu var, sırgan otu var, kayış kıran var. Yani böbrek rahatsızlarına karşı etkili olan bitkiler var. Birbirini sinerjik olarak güçlendiren bitkiler var. Mesela avokado yaprağı. Böbrekte taş varsa, kum varsa ameliyata gerek yok. Bir çay bitti. 2-3 hafta. Şimdi burada saptamalar çok önemli. Hangi bitki karışımını, bitki takviyesini hangi hastalığa iyi geldiğini bileceksiniz. Tabii, önce. Bileceksiniz. Hatta bu bilgi klinik deneylerle de tescillenmiş olacak. Tabii. Şimdi, ondan sonra vereceksiniz. Şimdi bazıları aslında yanlış yapıyor. Diyor ki kalp damarı iyi gelir, kalp açar, damar açar. Damar açtı diyelim. Damarlardaki plakları açtı. Bu plakları böbrek süzemezse ne olacak? Bazıları diyor ki ben bir ürün ürettim. Damarları açar. Açtı, plakları çözdü. Böbrekleri süzemedi, böbrekleri tıkadı. Ne oldu? Böbrekleri iflas eder. Öyle bir ilaç yapacaksınız ki, ürün yapacaksınız ki bir, plakları çözüyorsa böbreklerin de fonksiyonunu artırıcı bir ürün olacak. İçinde olacak.